dönüştürmekten ziyade bir insanı değiştirme eylemi devreye giriyor. Değiştirme eylemi de biz buna yobazlık diyoruz. Yani baskı kurma. O yüzden biz insanları değiştirmek yerine insanları dönüştürebilme, yani kendisi kendi yetisini kullanarak kendisinde dönüşüme doğru bir yol açabilmesine yardımcı oluruz. Duygularımızı tanımlayamama, iletişim kuramama, anksiyete, korkular, kaybetme korkuları ve bağımlılık duygusu devreye girer. Yanlışlar yapacaksın, hatalar yapacaksın. Yanlışlarından ve hatalarından doğruya ulaşacaksın. İşte burada da yüksek kabul duygusuna ihtiyaç var. Bunun adı da spritüalizm oluyor. Çünkü duygularımızı biz ruhumuz ile şekillendiririz. Ruhumuza ulaşabiliyor olmamız gerekir. Ruhtan uzak bir psikoloji olmaz. Psikolojiden uzakta bir spritüalizm olmaz. Diğer bedenleri herkes çıplak gözle göremiyor olsa da bu onların olmadığı anlamına gelmiyor. Bu beş beden bizim üzerimizde var. Bir durumun üzerinde hareket kabiliyeti geliştirebilmemiz için tamamına hakim bir şekilde hareket edebiliyor olmamız gerekiyor. En başından başlamak gerekiyor. Çünkü geleceğimiz nokta da orası. Spiritüalizmde öyle bir şey var. Bizim hedefimiz geldiğimiz noktaya geriye dönmek. Arkadaşlar merhaba, Allah'ın rahmet ve bereket enerjisi üzerinize olsun. Bugün yine sizlerle birlikte çok güzel bir video oluşturacağız inşallah. Yine soru cevap şeklinde gideceğiz bugün. Bugün bana soru soracak bir arkadaşımız var. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar Mehmet Hocam. Ben psikoloji öğrencisiyim. İkinci sınıf. Psikoloji ve spiritüalizmi nasıl birleştirebilirim? Aslında bunu merak ediyorum. Anladığım kadarıyla psikoloji okuduğun için spiritüalizmle birleştirmeyi planladın ve bununla ilgili nasıl bir yol izleyeceğini soruyorsun. Evet. Öncelikle spiritüalizm tamamen ruhsal bir yapıyı temsil eden bir bakış açısı. Spiritüel bakış açısı, yani tincilik, öte alemcilik, ruhsalcılık anlamına geliyor. Tamamen ruha yönelik bir çalışma prensibi aslında. Bir hareket kabiliyeti geliştirdiğimiz alan. Ruhumuzla ilgili hareket kabiliyeti geliştirdiğimiz alan. Psikoloji ise biraz daha benim bakış açımla söylüyorum bunu. Öyledir diye demiyorum. Kesinlikle budur, şudur diyebilecek bir yerde değilim. Ancak benim bakış açım olarak göz söyleyeceğim. Psikoloji daha çok alt üçgen bölge dediğimiz, aslında maddi dünyadaki kimliklerimizi oluşturmamıza yarayan bir bilim olarak görüyorum ben bunu. Kimlik karmaşası yaşayan bireylerin psikoloji bilimiyle birlikte kimliklerini oturtmakta aslında bir yardım aldıkları bir alan olarak biliyorum. Doğru mu biliyorum? Evet, doğru biliyorsunuz. Spiritüalizm ise mevcutta var olan kimliklerin yönetmeyi, daha doğrusu bu kimliklerle birlikte hareket kabiliyeti geliştirebilmeyi, hem ruhumuz hem de maddi dünyadaki varlığımızı dengeli bir şekilde yürütmeyi bize öğretir spiritüel taraf. Tamamen ruhçuluk diye anılsa da günün sonunda ruhun da tekamülünü tamamlaması için, bu dünyadaki varlığını sürdürebilmesi için maddi alemdeki fizik bedene ihtiyacı var. Bu fizik beden üzerinden varlığının ispatını gerçekleştirir. Dolayısıyla madde ve mananın dengesi burada çok mühim. Psikolojiyle spiritüalizmi sentezleyerek gitmek aslında yapabileceğin en doğru seçimlerden bir tanesi olur bence. Çünkü ben de bunu böyle yapıyorum. Psikoloji tarafına bakıp ruhsal tarafını dengeleme ile ilgili yaptığımız çalışmalarda bu yolu hep kullanıyoruz. Çünkü maddi taraftaki kimliklerimizi de tanımlayıp sonrasında spiritüel bir bakış açısıyla bu maddi dünyadaki deneyimlerimizi taçlandırma eylemi aslında bu. Onun hakikatine varma, onun manasına varma eylemi olduğu için bence burada izlemen gereken ilk yol konuya tamamen objektif yaklaşarak, kesinlikle taraf olmadan yaklaşarak, işte dini, dili, ırkı, cinsiyeti, bunların hiçbirini dikkate almadan tamamen objektif bir bakış açısıyla sadece bir canlı olarak görebilmeyi ve hayata da o şekilde bakabilmeyi başarman gerekiyor diye düşünüyorum ben bunu. Çünkü gerçekten psikoloji olarak bir insana yaklaşmak istiyorsak ve o insanı anlamak istiyorsak, bizim o insanın bakış açısına ulaşabiliyor ve onunla empati kurabiliyor olmamız gerekiyor. Eğer karşımızdaki bir kişiyle yapacağımız iletişim, geliştireceğimiz iletişimde
kişinin inancına ya da kişinin cinsiyetine ya da kişinin memleketine göre bir oturuş biçimi, bir bakış açısıyla oturursak o karşısına o kişinin, burada başarılı olamayabiliyoruz. Zaten olmamız da çok mümkün olmuyor çünkü direkt burada bir çatışma başlıyor ve dönüştürmekten ziyade bir insanı değiştirme eylemi devreye giriyor. Değiştirme eylemi de biz buna yobazlık diyoruz, yani baskı kurma. O yüzden biz insanları değiştirmek yerine insanları dönüştürebilme, yani kendisi kendi yetisini kullanarak kendisinde dönüşüme doğru bir yol açabilmesine yardımcı oluruz. İster psikolojik taraf olsun, ister spiritüel taraf olsun, ikisinin de dengeli bir şekilde kullanılması ancak bunun mümkün olmasını sağlıyor. O yüzden de objektif bir bakış açısı, sıfır yargı atacağın ilk adım olacaktır. Elbette ki bunu sentezleyebilmek için de spiritüalizmin içerisinde belli bir aşamalara ulaşmış olman gerekiyor. Tabii spiritüalizmin içinden geçmiş olman gerekiyor demeyeceğim. Ya da psikolojinin içerisinden geçmiş olman gerekiyor demeyeceğim. Günün sonunda da psikoloji kavramını da kendinde geliştirmen, spiritüel kavramı da kendinde geliştirmenin yolu bunun üzerine deneyim kabiliyeti geliştirmen olur. Yanlışlar yapacaksın, hatalar yapacaksın. Yanlışlarından ve hatalarından doğruya ulaşacaksın. İşte burada da yüksek kabul duygusuna ihtiyaç var. Burada da bunun adı da spiritüalizm oluyor. Çünkü duygularımızı biz ruhumuz ile şekillendiririz. Ruhumuza ulaşabiliyor olmamız gerekir. Ruhtan uzak bir psikoloji olmaz. Psikolojiden uzakta bir spiritüalizm olmaz. Şimdi hocam, yani sizin açıkladığınız gibi ruhsal anlamda ilerlemek için spiritüalizme ve kimlik kazanmak için psikolojiye ihtiyacımız var. Evet. Peki şimdi psikolojide ben bir hastam geldiğinde ilk neler yapılması gerektiğini falan biliyorum. Psikolojiyi bir kısmı kadar öğrendim. Fakat spiritüalizmle peki nereden başlamam gerekiyor sizce? Şimdi spiritüalizm dediğimizde zaten konu maddi dünyadaki kimliklerimizin de üstüne çıkma eylemimizdir bir noktada. Yani astrolojiyle ilgileniyorsan biliyorsundur. Astrolojik haritalar bir hesaplamadır, olasılık hesaplarıdır. Bunlar matematikle hesaplanır ve olasılık hesaplarına göre hayatımıza gelen akışlarda, hayat mücadelemizin içerisinde bizler belli türbülanslar yaşarız. Bu türbülansların içerisinde çakılı kalmak yerine bu türbülanslardan deneyimle bir öğretiyle birlikte çıkabiliyor olmamız bizim için değerli olan harekettir. İşte bu tam da spiritüalizm dediğimiz nokta. Yani spiritüalizm bu işe yarıyor. Madde dünyasında hayatında beliren her bir konu ruhsal dünyanda şekillendirerek ancak belli bir düzleme getirebileceğin bir şey haline geliyor. Çünkü sadece madde dünyasında takılı kaldığımızda, İşte psikolojimiz bozuk kavramı da buradan geliyor. Maddenin bizi yönetmesiyle alakalı bir şey oluyor. Çünkü yüksek beklentili hayatlar yaşamaya başlıyoruz bu sefer. İşte işimizle ilgili çok yüksek beklentilerimiz oluyor. Sosyal iletişimlerimizle ilgili çok yüksek beklentilerimiz oluyor. Özel ilişkilerimizle ilgili çok yüksek beklentilerimiz oluyor. Ancak bu beklentiler hayata dahil edilmek istenildiğinde %100 bir karşılama olmadığı için burada hayal kırıklıkları ve psikoloji bozuklukları devreye giriyor. Eğer ki biz burada spiritüel bir bakış açısıyla yaklaşarak bir adım da o tarafa atarsak, yani bir sana bir bana dediğimiz, alma verme dengesi dediğimiz yin ve yang, eril ve dişil, rahman ve rahim, psikolojide ego, pozitif ego dediğimiz, aynı zamanda da normal negatif olan tarafı, negatif ego, gölge yanlarımız, gölge kimliklerimiz oluyor. İşte gölge taraflarımız dediğimiz hallerimiz bizim psikolojilerimizi tam manasıyla yönetemediğimiz alanlarda açığa çıkan şeyler. Dolayısıyla bizim bu açığa çıkan hallerimizi yönetebilmemizin tek yolu, bir, öncelikle var olan şeyi ne olduğunu bilmemiz, o halin ne olduğunu bilmemiz, bunu kabul etmemiz. İki, bunun ruhsal seviyede idrak noktasına çekebiliyor olmamızdan geçiyor. Eğer biz bunları ruhsal seviyede idrak edemezsek, madde dünyasında belli bir noktaya kadar çözüme ulaştırabiliriz. Çünkü madde dünyası az önce dediğimiz gibi beklentilerle dolu bir dünyadır. Beklenti de nedir burada oluşacak olan beklenti? Karşındaki kişiden yapmış olduğu eylemi değiştirmesini beklersin.
işte yapmış olduğu davranış biçimini değiştirmesini beklersin. Yapmış olduğu herhangi bir eylemde hoşuna gitmeyen bir davranışın değiştirilmesini beklersin. Ancak insanlar değişmek istemezler ve direnç duvarları açığa çıkar. Direnç duvarları açığa çıktığında senin beklentilerinle onun yapmak istediği şeyler arasında bir çatışma açığa çıkar. Bu da anksiyetik ve toksik bir iletişimi ortaya çıkartır. Dolayısıyla bunun da karşılığı psikolojide nedir? Sen çok iyi biliyorsun. Duygu durum bozukluğu, duygularımızı tanımlayamama, iletişim kuramama, anksiyete, korkular, kaybetme korkuları ve bağımlılık duygusu devreye girer. Atılabilecek ilk adım, spritüelizme de diğer tarafa da atılacak ilk adım, tek ve net adım kendini tanımaktan geçer. Birinci enerji merkezi, kök enerji merkezi, madde dünyasıyla olan bağlantını tam manasıyla tanımlayabiliyor olman gerekiyor. Bir kere kesinlikle beş bedeni kabul etmen gerekiyor. Biz sadece fizik bedenden ibaret değiliz. Biz beş bedenle birlikte varlığımızı sürdürebiliyoruz. Her ne kadar diğer bedenleri herkes çıplak gözle göremiyor olsa da bu onların olmadığı anlamına gelmiyor. Bu beş beden bizim üzerimizde var. Dolayısıyla bir durumun üzerinde hareket kabiliyeti geliştirebilmemiz için tamamına hakim bir şekilde hareket edebiliyor olmamız gerekiyor. En başından başlamak gerekiyor. Çünkü geleceğimiz nokta da orası. Spritüelizmde öyle bir şey var. Bizim hedefimiz geldiğimiz noktaya geriye dönmek. Yani yılanın kuyruğunu ısırma eylemi. Mısır mitolojisinde vardır. Yılan kuyruğunu ısırdı. Bizim hayatımızda böyle de bir spiral şeklinde gider. Gezegenlerin hareketleri gibi. Dolayısıyla hem maddi dünyada bu fizik beden bizde var olduğu sürece bu sorumluluk bilinciyle hareket edebilmek adına psikolojik tarafa da ihtiyacımız var. Maddi dünyayı da anlamaya ihtiyacımız var. Ancak maddi dünyayı anladığımız kadar da mana dünyasını da anlamaya ihtiyacımız var. Çünkü madde ve mana birbirini dengeleyen iki şeylerdir. Eril ve dişi, yağmur ve toprak gibi. Bu dengeyi iyi kurabiliyor olmak gerektir. Evet, maddeyi çok iyi biliriz. Ancak maddenin manasına ulaşabiliyor olmamız gerekir. Peki hocam, diğer soruma geçelim. Ruhu tanımlamanızı istesem nasıl cevap verirsiniz? Ruhu tanımlamak aslında tam manasıyla ruhu anlamak. Ruhumuzu belki size şu şekildedir de tanımlayamayabilirim ama ruhunun sana varlığını birçok yolla gösterebilirim. Bunun ispatını birçok yolda yapabilirim. Bunun için maddi varlığına ihtiyacım olacak. Senin de ruhsal varlığa ihtiyacın olduğu gibi. Bizler az önce dediğim gibi beş bedenden ibaretiz. Beş bedenimizin içerisinde fizik beden harici bizim dört tane de subtil bedenimiz vardır. Yani ince bedenlerimiz vardır. Bu bedenler sırasıyla ruhsal beden, zihinsel beden, duygusal beden, eterik beden ve fiziksel beden olarak giderler. Aslında biz ilk evvelinde ruhumuz ile başlarız iletişime. Nasıl ki bir alana girdiğinizde bir başkasıyla karşılaştığınızda o kişiyle ilgili yüreğinizde bir fikir oluşur, kalbinizde bir fikir oluşur ya da bir bakış açısı geliştirirsiniz. Olmuştur belki senin de bir alana girdiğinde ya ne kadar çok sevdim ben bu insanı hiç tanımamama rağmen. Sanki 40 yıldan beri tanıyorum, sürekli yanında olmak istiyorum dersin. Ama taban tabana zıt bir bakış açısını da geliştirebilirsin orada. Kesinlikle rahatsız oldum. Çok uzağında durmak istiyorum da diyebilirsin. Hiç tanımadığım bir halde. İşte bu aslında senin ruhsal bedeninle algılamış olduğun bir verinin sendeki fiziksel karşılığı oluyor. Önce ruhuna hitap ediyor. Ruhsal beden bir fabrika gibi çalışıyor. Bu sistem öyle düşün. Ruhuna geliyor konu. O oraya bir veri olarak geliyor. Sonra senin zihinsel bedenine aktarılıyor. Zihinsel beden bu ruhsal formda gelen bilgiyi alıyor, zihinsel forma dönüştürüyor. Bu sefer zihninde düşünceler gelişmeye başlıyor. Ne yapıyorsun? Sürekli zihin hareketleri yaşıyorsun. Zihninde geliştirmiş olduğun bir düşüncenin duygusuna bir süre sonra giriyorsun. İşte o da ruhsal bedene gittiğinde duygusal bedene duygusal forma dönüşüyor. Duygusal bedenimizin bir özelliği daha vardır. Aynı zamanda da astral bedenimizdir bizim. Yani hareket kabiliyetine de sahiptir aynı zamanda. Siz duygu geliştirdiğiniz bir şeye doğru
enerjisel bir akış yaşarsınız. O astral bedeniniz oraya gider. Fizik bedeniniz burada da olsa. Sonra bu sizde eterik bedeninizin üzerinde titreşim olarak gelişmeye başlar. Çünkü ruhsal ve duygusal beden onu oraya o forma dönüştürmesi için gönderir. Hani böyle tüylerin diken diken oldu dediğimiz haller vardır ya. İşte o eterik bedenimizin hareketleridir aslında. Enerji merkezlerimiz bizim eterik bedenimizin üzerinde hareket kabiliyetlerini kazanmışlardır. Onun üzerinde girdap haline dönerler. Böyle enerjinin döndüğünü tekerlekken çakra denmesinin sebebi de odur zaten. Çakra demek Sanskritçe'de tekerlek demektir. O bir dairesel şekilde döner. O bir enerji titreşimidir. O titreşimler sizin eterik bedeninizin üzerinde hareket, yani ilk hareketten önceki ısınma eylemini gerçekleştirir. Aslında oraya sinyaller verir. Sizi o duruma göre hazırlar. Sonra madde dünyasındaki gelişmeyi, hareketi görürsünüz. Yani eylemi görürsünüz. O eylemde tüm bu bilgilerin fiziksel bedene aktıktan sonraki hay olma halidir. Yani hayat bulma halidir. Ruhu böyle anlatabilirim, böyle tanımlayabilirim. Aslında biz ruh ile tam bir iletişim halindeyken, senkron bir şekilde, dengeli bir şekilde çalışırken, o akış içerisinde fizik bedenimizi ruhsal bedenimize buluşturuyoruz ve ruhumuzun yansımasıdır bizim varlığımız. Gönlümüzü ve zihnimizin şeklini alırız biz. Bir insanın ağzında sürekli konuştuğu kelimeler neyse, gönlünde beslediği duygular neyse, hayatında sürekli o insanı öyle görürsünüz. İşte bu ruhun ispatı bence.